Merhaba arkadaşlar, kısa bir video ile karşınızdayım. Böyle bir lambanız var, durup dururken söndü, bir daha da yanmadı ve şöyle pırpır ediyor, bazen zaman zaman sinyal veriyor, göz kırpıyor diğer anlamıyla. Böyle bir durumda bu lambayı ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz, gidip yerine yenisini alıyorsunuz. Bu LED lambalarda, özellikle bu büyük lambalar maalesef çok pahalı şu anda, yani 50-60 lira civarında satılıyor. Elimde gördüğünüz gibi şöyle bir malzeme var, üzerine çok sayıda LED var. Patlak LED'leri tespit edeceğiz, LED'lerini değiştirip lambamızı çalışır hale getireceğiz. Arka tarafına baktığınız zaman burada bir kondansatör vardır. Bu genelde yüksek ısılara ulaştığı için hep patlıyor. Dışarıya elyaf da saçabiliyor. Tabii ki burada değerlerine dikkat etmek lazım. Üzerinde özellikle voltajına dikkat etmek lazım. 100 volt 150 mikrofarad. 100 volt 47 mikrofarad. Yani mikrofarad o kadar önemli değil. Bu lambayı bu kondansatörle çalıştırabileceğiz. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi kart üzerinde 4 adet diyot var. Bu diyotları da biraz sonra ölçeceğiz. Böyle bir LED lambada muhtemel arızalı yerleri teker teker anlatacağım arkadaşlar. Kondansatörümüzün bir eksi bir de artı kutbu var. Siyah kısım artıdır. Çıkma bir kondansatör. Şu anda elimde yenisi olmadığı için bunu kullanıyorum. İlk elektronikçiye gittiğim zaman bu kondansatörden kaç tane satın alacağım? Zira bunlar çok lazım oluyor. Özellikle kondansatörü ikinci el kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani kullanılmış kondansatör. Kondansatörler çok kullanıldığı zaman, yüksek ısılara çıktığı zaman maalesef değer kaybına uğruyor. Değiştirdiğiniz kondansatörün her zaman sıfır olmasına dikkat edin. Şimdi kondansatörümüzü değiştirdik. Avometremizi kısa devre moduna alıyoruz. Öncelikle burada gördüğünüz gibi kutupsuz bir kapasitör var. Buna bir bakıyoruz, herhangi bir kısa devre vesaire var mı? Bunun iki tarafından da değer göstermemesi lazım. Yani şöyle sinyal vermemesi lazım. Bu sağlam. Diğer kondansatörümüz zaten sağlam. Yeni değiştirdik. 4 adet de diyotumuz var. Diyotlarımızın ikisinin yönü bu tarafa, ikisinin bu tarafa. Yani artı eksileri farklı. Baştaki diyotumuz sağlam. Diğer diyotumuz da sağlam. Değiştiriyoruz problemlarımızı. Bir taraftan değer gösterecek. Diğer taraftan değer göstermeyecek. Öbür tarafa bakalım. Buradan değer göstermiyor. Tam tersine geldiğimiz zaman değer gösterdiğini görüyorsunuz. Yani bu durumda diyotlarımız da sağlam. 2 adet de burada direnç var arkadaşlar. Dirençlerimizi de direnç kademesinde ölçüyoruz. Direncimiz sağlam. Diğerine de bakalım. Bu da sağlam. Böyle bir avometreniz yoksa ledlerin üzerlerine baktığınız zaman bozuk ledleri anlayabilirsiniz. Örneğin burada kameraya pek yansıyacağını zannetmiyorum ama çok küçük bir leke var. Siyah bir leke var. İşaretliyoruz. Şu ana kadar bir adet tespit ettim. Leke olacak diye bir şey yok. Şurada sanki bozuk gibi. Şüpheli biraz. Her neyse, şimdi avometreyi kısa devre moduna alalım. Birinciden başlayalım. Gördüğünüz gibi yanıyor. Kameradan yansıyor mu? Bu sağlam. Sağlam, sağlam. Şu ana kadar arızalı çıkan olmadı. Sağlam. Avometre ile ledlerin hepsini teker teker kontrol edebilirsiniz. Demin işaretlediğim, göreceksiniz, yanmayacak. Evet. Burada bir led arızalandığı zaman, diyelim ki böyle bir lediniz yok, yani yedek parçanız yok. Bu ledi buradan sökerek yollarını kısa devre yaptığınız zaman sistem komple çalışmaya başlayacaktır arkadaşlar. İkinci sıramızı da ölçelim. Sağlam. Bakalım ikinci sırada da bozuk var mı? Bir adet de burada var. Gördüğünüz gibi zaten kısa devreye düşmüş arkadaşlar. Onu da işaretleyelim. Şöyle bir işaret koyalım. Şu ana kadar 2 adet bozuk led bulduk. Sağlam, sağlam. Bunu üflemeli havyanız varsa üflemeli havyayla daha rahat sökersiniz. Ya da buradaki komponentların tümünü söküp çıkarıp, buradaki kondansatörleri, bunu sıcak bir ütü üzerine koyup sökebilirsiniz ledleri. Biz öyle yapmayacağız. Buralarını lehimle çürüteceğiz. Çıkmasını sağlayacağız. Bir tarafından şöyle lehimlediğimiz zaman buradaki led kendiliğinden gelip çıkacaktır zaten, gördüğünüz gibi. Diğer ledimizi de aynen çürütme yöntemiyle sökelim. Lehimlerini yenileyelim. İki adet led söktük. Tabii ki bunların artısına eksisine de dikkat etmek lazım arkadaşlar. Gelişi güzel taktığınız zaman çalışmayacaktır. Kırmızı probun değdiği taraf artı oluyor. Gördüğünüz gibi ledlerimiz çalışıyor. Bu taraf artı oluyor. Böyle kalemle işaretleyebilirsiniz. Artı. Basit bir şekilde ledlerimizi değiştirdik. Birinci ledimiz hazır. Tekrar bakalım. Yanlış yapmayalım. Artı eksiye dikkat ediyoruz.
LED'lerimizi taktık. Tekrar bir kontrol edelim ve yerine takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Diğerine de bakalım. İkinci LED'imiz de şu anda çalışıyor. Şimdi lambamızı deneyelim ve yerine takalım arkadaşlar. Bu işlemi yaparken fişimiz takılı olmaması gerekiyor. Ne olur ne olmaz tehlikeye düşebilirsiniz. Şimdi fişimizi takıyoruz. Arızalı lambamız harika bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bütün ledlerimiz çalışıyor. Zaten buradaki ledlerden birisi patladığı zaman lamba hepten iptal oluyor. Kesinlikle çalışmıyor. Gayet güzel oldu. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer tamir videoları vesaire videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. En güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde, bol kazançlı günlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Atmayın. Tamir edin.